Merak, peşinden koşulacak şey. Peki, merak ediyorum. Bu bilgiyle ne yapacaksın? Herkese merhaba. Merak Lisesi'ne hoş geldiniz. Ben Çağrı. Bu bölümde size konuşmak istediğim şey, hayır demek. Gerçekten hayır. Her şeye hayır diyebilmek aslında. Bir taraftan neden bunu üzerine konuşmak istiyorum deyince, çünkü son dönemde kendi aslında yapmak istediğim şeylerde baktığımda, beni huzursuz eden şeylere baktığımda, bunların çoğuna hayır diyemediğimi fark ettim. Ve hayır demedikçe de bunlar beni daha çok huzursuz ediyor. Ama bir taraftan hayır demediğim için yapmak zorunda hissediyorum. Siz de kendinizi böyle görüyor musunuz? Ya da böyle bir anın içerisinde kendinizi bulduğunuz oluyor mu? Bunu merak ediyorum. Bir taraftan şunu merak ediyorum. Birisi size hayır dediği zaman, bir sınır koyduğu zaman siz nasıl hissediyorsunuz? İçinize hangi duygular canlanıyor? Nasıl bir yorumluyorsunuz? Acaba böyle bir anda ne düşünüyorsunuz? İncinmiş mi? Hayal kırıklığına uğramış mı? Hafif öfkeli mi? Alınmış mı, Gücelmiş mi? Nasıl hissediyorsunuz? Yani birisi bize hayır dediği zaman neden böyle hissediyoruz? Niye böyle bir şeyin içerisine giriyoruz? Hayır demek reddedilmek demek mi? Bu benim için ilginç bir soruydu aslında. Bunun üzerine çok daha önce bir çalışıyorum, deniyorum. Yani daha önce de anlattığım birçok yerde de ya da podcastlerde şiddetsiz iletişimden bahsediyorum ve orada oradaki hayır o kadar etkili ve canlı bir taraftan ki aslında. Bir şey evet demek kadar bir şey hayır diyebilmek de oldukça kıymetli diyor Marshall Rosenberg. O yüzden birisine bir teklifte bulunduğumuzda ondan aslında talep etmememiz gerekiyor diyor. Talep yerine ricada bulunmak diye bir kavram var. Çünkü ricanın içerisinde evet kadar hayır da eşit derecede var. Yani hem evet demek isteği olabilir karşıdaki ama hayır da diyebilir ve hayır duymak bizi incitmemeli diyor. Bunu biliyorum, anlıyorum ama uygulaması böyle olmuyor. Yani birisinden bir şey konuşurken böyle hani ya bir şeyler yapalım dediğimizde ya da bana fikrimi sorduğunda paylaştığımda hayır dedikleri zaman kendim böyle bir bazen reddedilmiş hissediyorum. Bazen acaba diyorum ben yeterli değil miyim? Niye böyle bir şey oldu? Deyip, ben de bir anda yetersizlik böyle içimde canlanıyor ve beni çok daha farklı bir yere götürüyor, zorluyor. Merak ediyorum sizde de böyle oluyor mu? Bu çok ilginç çünkü. Bunun üzerine sonra düşündükçe baktıkça da sınırlar konusunda benim biraz böyle sorun yaşadığımı fark ettim. Çünkü gerçekten aslında evet kadar hayır da değerli ve bunu hayatıma son bir yıldır daha çok koymaya çalışıyorum. Birize bir şey yapmak istediğimde onun hayır demesini evet demesi kadar merakla bekliyorum. Çünkü hayır diyebilmek güvenli alan yaratmak demek ve bu güvenli alanı yaratabildiğimiz zaman ilişkimizi besliyoruz aslında, bağlantımızı besliyoruz. Ve bu bana çok daha değerli ve kıymetli geliyor. Şimdi Bunların yanında bir de bazen de kendime de koyduğum belli cümleler var. Bu cümleler üzerinden kendime bakıyorum ve diyorum ki hayır deme konusunda şu an nasıl hissediyorum. Örneğin mesela bu cümleleri ilk kendime sorduğumda yaptığım fark etmiştim mesela. Hadi gelin beraber bir okuyayım siz de düşünün bunlar üzerine. Birisi sizin ricanıza, teklifinize hayır dediği zaman kendinizi gücenmiş, kızmış, öfkenmiş olarak mı hissediyorsunuz, buluyorsunuz? Verdiğiniz tavsiye uygulanmadığında ya da reddedildiğinde Kendinizi canınız sıkılmış, hayal kırıklığına uğramış şekilde mi buluyorsunuz? Hayal kırıklığınızı ya da bu şekilde reddedilme halini yani hayır cevabını almayı vücut dilinizle bir şekilde belirtiyor musunuz, gösteriyor musunuz? İnsanların bunu anlayacağı şekilde ifade ediyor Göz devirmek, böyle seyirmek ya da mimik yapmak, jest yapmak. Ben bu üçünü de yapıyordum. Ve gerçekten çok ilginç yani ve insanlar genelde fark ettiğini düşünmüyordu bunları yaptığımız zaman özellikle de e, göz devirdiğim falan şeydi. Ama sonra çok fazla bunu gelebilirim alınca da bu konuda biraz kendime çekip vermem gerektiğini fark ettim. Sonra işte işte şimdi tanışınca da hayır demenin de hayır cevabını duymanın da aslında çok değerli ve kıymetli olduğunu fark edebildim. Çünkü tamamen aslında benim alakalı olan bir şey değil. Ben bir şey yapmak istiyorum birisiyle. Birlikte bir yere gitmek istiyoruz. Filme gitmek istiyoruz. Karşımdaki hayır dedi. Ya da çok güzel bir plan yapmıştık. Bir anda vazgeçti. Yemek yemek istiyorduk. Belki de yemeği değiştirdi. Ya bunların aslında hepsi karşımdaki kişiyle alakalı. Benimle alakalı değil. Neden bir başkasının istemediği bir şeyi duymaktan kaçıyordum? Bu benim için çok ilginç bir soruydu. Son kendime dönüp baktım ve şu anda benim için gerçekten de birisi bir şey yapmak istediğinde hayır demesi evet demesiyle benzer durumda. Çünkü o onunla alakalı. Ben sadece kendimi kontrol edebilirim ve kendi yaptığım şeyleri aslında değiştirebilirim. Bunun içerisinde düşüncelerim, yargılarım ve tabii ki duygularım da var. Çünkü ben yargılarımı değiştirebiliyorum. Yani birisi hayır dediği zaman bu benimle alakalı değil. Ben yapmak istedim. Tamam başka zaman yapabiliriz. Alınmaya da gerek yok, kızmaya da gerek yok, gücenmeye de gerek yok. Bu aslında kendimle olan bağlantıyla ve aslında kendime bakıp "Ya ben gerçekten de hayır denilmesinden niye bu kadar çekiniyorum? Niye bu kadar korkuyorum? Neden bu kadar istemiyorum?" sorusuyla başlayan bir yolculuktu. Bana çok iyi geldi. O yüzden hayır diyebilmek çok güzel geliyor, çok iyi geliyor. Tabii ki hayır demekle ilgili binlerce böyle yorumlar var, yöntemler var. Ama en basit şu. Bir şey, birisi gerçekten gönülden istediği zaman yapabilmek o kadar kıymetli ki o yüzden de bu güvenli alanı yaratıp karşımızdakinin hayır diyebileceği bir iletişim kurabilmek çok önemli. Çünkü o zaman biz de istemediğimiz şeyleri zoraki olarak yapmıyoruz ve zoraki olarak yaptığımız şeyler canımızı sıkıyor zaten belli ediyoruz. O yüzden niye hayır demekten çekiniyoruz ki? Aslında hayır demenin içerisinde de farklı milyonlarca güzel olasılık var. Birlikte yapabileceğimiz çok çok güzel şeyler var. Şiddetsiz iletişimde hayır denildiği zaman ricamızı değiştiriyoruz. Farklı bir ricada bulunabiliyoruz. Orta yol bulmaya çalışıyoruz. Belki ikimiz de aynı filme gitmek istemiyor olabiliriz. Ama film mi Gidebiliriz belki. ikimiz de farklı filmlere gireriz. Ve sonrasında beraber vakit geçirmekten, kahve içmekten, bir şey içmekten, sohbet etmekten keyif alabiliriz. Belki de farklı filmlere gidip çıkışında birlikte bunu yapabiliriz. Ben de bu çok önemli. O yüzden hayır demenin içerisindeki altındaki hazineyi bulmak bana çok kıymetli geliyor. O yüzden böyle kısa listede size de bunu paylaşmak istedim. Sizin düşüncelerinizi, yorumlarınızı çok merak ediyorum. Bana küpeli çağırı ve merak sitesi hesaplarına ulaşabilirsiniz. Tabii ki de bültenime abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere, hoşçakalın.